Bugün Diyarbakır'a sandık güvenliği çalışmalarını başlatmak üzere geldik. Sandık güvenliği çalışmalarımızda ilçe başkanlarımız seçim günü sandığı bekleyecek olan, sandığın güvenliğinden sorumlu olacak olan arkadaşlarımızı öncelikle belirleyecekler. Eminim şimdiden hazırlıklarının önemli bir kısmını tamamlamışlardır. Biz halkımıza sandıkları namusumuz gibi koruyacağımıza dair söz verdik. Şimdi bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim, insanlarda maalesef şöyle bir anlayış var. Efendim biz oyumuzu vereceğiz ama bu bilgisayar sisteminde veya sayım yapılırken acaba oylarımız çalınır mı? Acaba oylarımız yer değiştirir mi? Acaba bilerek isteyerek bir takım sıkıntılar yaşatılır mı? Diye sık sık bu sorularla karşılaşıyoruz. Biz de vatandaşlarımıza diyoruz ki referandumda verilecek olan evet oylarını da namusumuz gibi koruyacağız. Biz hayır dediğimiz halde hayır oylarını da namusumuz gibi koruyacağız. Çünkü devletimizi şu anda yönetenlerin söylediği gibi hayır oyu verenler vatan haini, terörist, FETÖ'cü olmadığı gibi evet oyu verenler de hiçbir şekilde suçlamaya maruz bırakılamayacak kadar onurlu insanlardır. Ülkemizin bütün vatandaşları ister evet versinler, ister hayır versinler, Türkiye'nin geleceğini düşünerek bu oylamayı yapacaklar. O halde bu oyları korumak bizim namusumuz. İşte bugün isteyen istediği partiye oyunu verebilir. 2 ay sonra 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda herhangi bir parti oylanmayacak. Milletimizin içerisinde gönlü HDP'ye gidenler var. Gönlü MHP'ye gidenler var. Gönlü CHP'ye, AKP'ye veya mecliste grubu olmayan diğer partilere giden insanlar var. Herkes partisinde kalsın kardeşim. Herkes hangi partiyi seviyorsa o partinin içinde olmaya devam etsin. Herkes hangi lideri seviyorsa o liderin peşinde olmaya devam etsin. Ama el ele verip cumhuriyetimizi, ülkemizi bir tek insana emanet etmeyeceğiz. Ülkenin tek adama verilmesine hayır diyen CHP'liler, HDP'liler, MHP'liler, hatta AKP'liler el ele vereceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde cumhuriyetini seven, ülkesini seven ve tek adam rejimine hayır diyen ciddi bir kesim var. El ele vereceğiz. Siyasi görüşlerimiz ayrı olsa bile, farklı kulvarlarda olsak bile el ele vereceğiz. Olağanüstü hal dönemi de devam ediyor. Olağanüstü hal döneminde yapılacak bir referandum ya da herhangi bir oylama acaba ne kadar sağlıklı olur? Yani bırakın yerinde yurdunda oturan insanlar bile gerçekten özgür iradeleriyle oy kullanacaklar mı? Eylül darbesinden sonra 82 anayasasında nasıl ki silahların altında faşist bir anayasa bize dayatıldıysa, nasıl ki darbe anayasası bize dayatıldıysa, şu dönemdeki anayasa değişikliğinin inanın o dönemden bir farkı yoktur. Yine olağanüstü hal koşullarında, olağanüstü hal devam eder iken bir anayasa değişikliğine gidiyoruz. Bu hak değil. O yüzden bir an önce olağanüstü halin referandum öncesinde kaldırılması gerekiyor. Bir tweet atıyorsunuz, içeri giriyorsunuz. Bir tweet atıyorsunuz, spikerler bile işlerinden atılıyor. Bir mesaj yazıyorsunuz, hapse atılıyorsunuz. Hayır gömleği giyiyorsunuz, yaka paça sizi içeri atıyorlar. Hayır demeye insanlar korkar hale geldiler. Korkmayacağız. Ben kimseye korkmayın diyemem, onu da söyleyeyim. Yani korkmayın bir şey olmaz, vallahi diyemiyorum. Keşke diyebilsem. İnsanlar korkuyorlar. Korkuyorlar. Adaletsizlikten korkuyorlar, haksızlıktan korkuyorlar ve susuyorlar. Ama sanmasınlar ki bu suskunluk sandığa yansımayacak. Milletin suskunluğu öfkeye dönüşen haksızlıklar ve ülke sevdası, insan sevdası sandıklara
hayır olarak yansıyacak. Genel başkanımız bunu açıklar diye tahmin ediyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar.